Arkadaşlar bugün Bim'den inanılmaz bir fiyata akıllı televizyon aldım. Evet bu televizyonun kendi işletim sistemi var. İçerisinde kendi uydusu var. Youtube'a, Netflix'e falan girebiliyorsunuz. İsterseniz oyun konsolunuzu bağlayıp oyun oynayabiliyorsunuz. Ve ödediğim fiyat yalnızca... 2300 lira. Kutu baya büyük görünüyor. Hatta kadroja bile zor sığıyor şu an. Ama televizyonumuz arkadaşlar bakın 32 inç. Yani televizyon piyasası için öyle aşırı büyük diyebileceğimiz bir ekran boyutu değil. Birazdan kutusundan çıkarınca bence daha iyi anlarız. Burada YouTube yazımız var ama bunun üzerine bir tane kuş pisliğini bırakmış sağ olsun. Bize de tam kuş pisliği olan kutu denk geldi. Ya bu kadar şanssızlık olur. Ben hemen şu kutuyu açıp şu kuş pisliğinden kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Bantını şöyle kesiyorum kapağını kaldırıyorum ve direkt kumandamız çıkıyor arkadaşlar gayet normal bir kumanda gibi görünüyor bakarız birazdan şimdi şöyle yan yatıralım ve paketimizi bir dakika daha mantıklı bir şekilde açmam lazım bunu yoksa kıracağız ya da bir şey olmaz ya çıkar gitsin. Eh, tamam. Burada bir paket daha çıktı. Bakalım bunun içinde neler var. Bir tane ayak var. Bir tane daha çıkacak herhalde. Kurulum için gerekli bu. Güzel. Bir tane tornavidamız var. İki tane pil var. Detaya gel. Hani olur da kumanda için pil bulamazsınız diye iki tane pil yollamışlar. Helal be. Burada da kullanım kılavuzumuz var. Bak ürünün modeli de yazıyor. 32 DS 8500'müş. Eğer bu televizyonu BİM'de bulamazsanız açıklamalar kısmına linkini koyacağım. İnternette de satılıyor. İnternette de aşırı pahalı değildir diye umuyorum linkten bir bakarsınız. Şöyle köpüğünü kaldıralım. Bir şeye daha sarmışlar. Hemen bunu da çıkarıyorum arkadaşlar. Siz şu an televizyonu görüyorsunuz. Ben hala görmüyorum bu arada. Ve televizyonumuz burada. Nasıl? 32 inç deyince daha küçük gibi gelir diyordum gözüme. O kadar da küçük değil ya. Fena değil baksanıza şuna. Beklentimin üzerinde, ne yalan söyleyeyim. Şurada bantlarımızı tek tek açıyorum ve jelatini kaldırıyorum sessizce. Hiç ses çıkarmıyor lan. Şimdi hafiften geliyor sesimiz. Tipi falan da hiç fena değil ha bu arada gayet modern duruyor. Dur bir dakika şurada logoda da jelatin var onu da kaldırayım jelatinlere ben biraz ayar oluyorum da hepsini kaldırasım geliyor. Baksanıza arkadaşlar baya güzel görünüyor bence tip olarak özellikle alt tarafındaki plastiğe güzel bir doku vermişler. Malzeme kalitesi hiç fena hissettirmiyor. Bazı yerler plastik bazı yerler metal. Güzel bakalım kaç tane çıkışımız var. Burada yazıyor 1, 2, 3 HDMI. 2 tane USB bir de kulaklık A altında da var bak AV kabloları için bir çıkışımız bulunuyor baya iyi bir detay nedenini söyleyeyim çünkü günümüzdeki modern televizyonların çoğunda artık bu AV girişini göremezsiniz retro oyun konsolları falan aldığım zaman bu bana baya bir problem çıkartıyor dönüştürücü kullanmak zorunda kalıyorum bu televizyonla kullanmayacağım güzel kanalları çekmesi için bir anten girişi var bir de kablolu internet bağlantı yeri var acaba kablosuz da bağlanılabiliyor mu bilmiyorum şimdi ayaklarını takalım bakalım bunun. Vidanın birini şuraya atıyoruz. Diğerini de buraya atıyoruz. Ve hemen takıyoruz. İyice sıkıyorum arkadaşlar. Galiba sağlam oldu. Şimdi diğerine gelelim. Evet sanırım bu da oldu ve televizyonumuzun kurulumu bu kadar. Şimdi kaldırıyorum. Ah, bak hemen bir eleştiride bulunacağım. Televizyonun ayaklarına kaydırmaz yüzey eklememişler. Şu şekilde rahatlıkla kayıyor. Bak bununla şöyle oyun bile oynayabilirsiniz. Arkadaşınız size atar. Siz arkadaşınıza atarsınız. Şaka. Bir kumandasına bakmak istiyorum. Kumanda söyle sıradan televizyonların kumandası gibi görünüyor aslında. Hiç böyle akıllı bir televizyon kumandasıymış gibi durmuyor. Burada mesela Netflix tuşu yok. Aa gerçi mouse falan yazıyor. Bak buna basınca mouse açıyoruz herhalde. Neyse göreceğiz. Pili nereden takıyoruz? Şuradan. Biri buraya, diğeri de buraya. Kumandamız da hazır. Geriye tek kalan şey arkadaşlar. Cihazı prize bağlayıp çalıştırmak. Hadi bakalım. Bir eleştiride bulunacağım. Kablosu bence biraz daha uzun olabilirdi. Mesela şu anda yetiş benim priz biraz uzakta mecbur prizi yakınlaştıracağım. Şu an taktım fişe lan ayağıma da ne dolanıyor ha? Görüntümüz geliyor bak. Şimdi ilk defa çalıştırıyoruz ya. Aa bak direkt TRT1 falan yazıyor lan daha bağlamadık bile uyduya ne TRT1 i. Sinyal yok diyor tamam şimdi nasıl akıllı televizyon özelliğini kullanıyoruz şu an basıyorum kumandaya bir şey olmuyor. Menü diyorum bir şey olmuyor yine. Lan ben mi bir şey yanlış yapıyorum acaba? Bir sensörü falan mı var bunun? Pili mi yanlış taktık ya? Arkadaşlar pili yanlış takmışız inanmıyorum. Dur düzelttim bir daha takayım. Bir pili bile doğru düzgün takamadık ya. Şimdi basıyorum. Heh tamam oluyor galiba. Aa geldi. Hakikaten baya baya Android televizyon arayüzü geldi. Şuraya tutsam kumandanız rahatlıkla algılıyor. Şu ileri doğru tutsam yine algılıyor. Geriden tutsam şöyle şu an elim arkada yine algılıyor. Tavana tutsam yine algılıyor. Algılaması bayağı iyi ya. İlla televizyona tutmanız gerekmiyor. Bir YouTube'a girelim diyeceğim ama internete bağlı değil. Kablosuz bağlanıyor mudur acaba ya? Şöyle bir ayarlara girelim bakalım. Aa diyor. Kablosuz Kablosuz var inanmıyorum bunu beklemiyordum arkadaşlar Bakın gerçekten beklemiyordum Çünkü içerisine wifi koymak bir maliyet Sadece böyle kablolu bağlantıyla halletmişlerdir diye düşünüyordum Baya kablosuz bağlantı çıktı ya Hadi bağlayalım Hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar Arkama da bir kamera koyayım Böylelikle ben de televizyona şu açıdan bakmak zorunda kalmam ya Evet yan tarafa kamerayı koydum Köşeye de televizyonu koydum Şu an hem beni hem televizyonu net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar Yalnız şunu fark ettim televizyonu belli bir süre açık bırakınca gördüğünüz gibi ekranda böyle sanki tablo gibi resim geçişleri oluyor. Hoş bir detay bence. Ayrıca televizyonun ekranı açılınca fark ettim. Şaşırtıcı derecede ince çerçeveleri var. Hani uygun fiyatlı diye hiç şöyle kenarlarda büyük büyük siyah boşluklar bırakmamışlar. Yeni nesil pahalı televizyonlarla kapışır seviyede ince çerçeveler var. Bir tek alt tarafta şöyle kalın bir bölümümüz var. Orası da normal. Bence kötü durmuyor. Şimdi kumandadan şöyle ana menü tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi kendi Android arayüzü çıkıyor. Oldukça şık bir arayüz. Buradan hemen uygulamalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Ben bir YouTube yükledim. Bir Netflix yükledim. Buradan farklı HDMI'lere geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın şurada PlayStation 5'imi bağladım. Onun görüntüsü var. Küçük bir şekilde görünüyor. Buna tıkladığım an PlayStation 5'e geçiş yaparım. Birazdan oyun testinde deneyeceğiz onu. Şimdi arayüz güzel görünüyor ama ne kadar hızlı çalışıyor. Gelin buna da bir bakalım. Hemen bir Netflix'e giriş yapıyorum. OK'ye bastım. Netflix yükleniyor. İnternete kablosuz olarak bağlı bu arada. Altını da çizeyim. Giriş yaptık. Şöyle aşağıya iniyorum. Bakın bunlar Netflix'te gündemdeki filmlermiş. Tek tek ilerletiyorum. Bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Buradaki Netflix biraz daha telefonlarda kullanılan Netflix'ler gibi. Normalde mesela üst düzey televizyonlarda üzerine geldiğiniz filmin böyle kısa bir fragmanını da gösteriyor. Bunda sanırım televizyonu çok zorlamaması için böyle bir şey tercih etmişler. Bence mantıklı da olmuş çünkü bayağı iyi çalışıyor arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde de kasmadan filmler arasında geçiş yapıyorum. Örneğin şuradan herhangi bir dizi açıyorum bakalım. Bakın bunu da tüm bölümlerini izlemişim ya. Zamanda bayağı sarmıştım. Çok güzel dizi. Gayet güzel bir şekilde herhangi bir kasıntı olmadan filmleri oynatabiliyor. Sadece Netflix için geçerli değil tabii ki. Aynısı YouTube için de geçerli. Şimdi ana menüye dönüyorum ve YouTube'a giriş yapıyorum. Görüyorsunuz aynı şekilde arkadaşlar. Gayet akıcı şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Televizyonun böyle gündelik kullanımda bizi üzmemesi şaşırttı arkadaşlar. Çünkü ben bayağı kasıntılı bir arayüz bekliyordum. Hiç de öyle olmadı. E, arayüz güzel filmlerimizi, videolarımızı izleyebiliyoruz ama tabii ki görüntü kalitesi çok önemli arkadaşlar burada. Hemen mesela şöyle 8K bir videoya giriş yapalım ama 8K yazdığına bakmayın. Tabii ki televizyon 8K desteklemiyor. 4K'da desteklemiyor. 2K'da desteklemiyor. 1080p de desteklemiyor. E o zaman ne destekliyor ulan demeyin. Şöyle söyleyeyim. 1080p destekliyor ama televizyonun asıl çözünürlüğü 1366'ya 768 olması lazım. Yani kağıt üzerinden baktığımız zaman aslında Full HD bile değil arkadaşlar televizyon. Şöyle ki eğer televizyonun tıpkı bir monitörmüş gibi dibine girerseniz arkadaşlar göreceğiniz görüntü gerçekten çözünürlüğü düşük olduğunu hissettiriyor. Ama eğer ki benim şu anda yaptığım gibi televizyona belli bir mesafeden bakacaksınız, bulanık veya çözünürlüğü düşük gibi durmuyor arkadaşlar. Bunun için dediğim gibi yaklaşmanız lazım, monitör gibi kullanmanız lazım ama monitör gibi kullanmanız zaten saçma olur çünkü televizyon 8 milisaniyelik tepkime süresine sahip. Ya bugün oyuncu monitörlerinde 1 milisaniye değerlerini görüyoruz. 8 milisaniye gerçekten çok yüksek. O yüzden bunu monitör gibi kullanma niyetiniz varsa hiç öyle bir niyetiniz olmasın. Baştan söyleyeyim. Kendisi bir televizyon. Çözünürlük bir yana ben buradaki renkleri, görüntüyü fiyatına göre gayet başarılı buldum arkadaşlar. Zaten kameradan da görüyorsunuz. Elinizdeki en kaliteli ekranla izleyin. Bence gayet canlı ve gayet güzel duruyor renk ses konusunda da beni şaşırttı arkadaşlar. Çünkü televizyonun kendi dahili hoparlörleri gayet yüksek bir sese sahip ve hiç de fena olmayan bir kalitesi var. Bakın. Yok. Işler, ama bir hemen. Bakın bu %40 ses seviyesi arkadaşlar ve buna rağmen gayet yüksek bir ses duyuyorum şu anda. Sesi çok fazla yükseltirseniz tabii ki cızırtılanmalar başlıyor. Örneğin ben bu sesi geliyorum şöyle. Yüze alıyorum. Baya bir ses çıkacak ama baya cızırtılı olacak. Yardıma yaklaşmıyor. Şöyle ki tam da bu denk geldim arkadaşlar. Evet şaka değil. Evet böyle cızırtı yapıyor ama bu kadar abartmazsınız zaten. Yani 30'da 40'da bile gayet yüksek bir şekilde tüm sesleri duyabiliyorsunuz. Hoparlörle ilgili tek eleştireceğim nokta arkadaşlar ön tarafa doğru vurmuyor. Hoparlörleri arkaya koymuşlar. Sesin arkadan yayılıp size gelmesi gerekiyor. Bu da ses kalitesine tabii ki dezavantaj bir etkide bulunuyor. Şimdi birçok konuya değindik. Geliyorum birçoğunuzun merak ettiği ve benim de en merak ettiğim konuya oyun konusu arkadaşlar. Bunu test etmek için Google Play Store ...oradan bir tane oyun indirdim. Şöyle size göstereyim. Bakın cihazın kendi uygulamalar bölümü var. Buradan Play Store'a giriyorsunuz. Cihazın bildiğiniz tıpkı bir telefon gibi içine böyle oyunlar yükleyebiliyorsunuz. Sonuçta içerisinde Android bir cihaz var yani. Ben burada Red Ball 4 diye bir oyun indirdim. Bildiğiniz herhalde televizyonlarda rahat bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Şöyle sesini kısayım biraz. Hatta ilk üç bölümünü de oynamışım. Şöyle başlatıyorum arkadaşlar. Bakın televizyonun kendi kumandasıyla oynuyorsunuz. Şöyle ileri yaptığınız zaman... ileri geriye gidiyor top geri yaptığınız zaman geri ve şöyle zıplayabiliyorsunuz basit kontrolleri var bunun gibi basit oyunları gerçekten çalıştırabiliyor arkadaşlar şöyle mesela zıplayalım a yıldızı alamadık dur bir daha deneyeceğim yani sonuçta piyasada baya uygun fiyatı satılan bir televizyon ve böyle oyun bile açması ufak tefek bile olsa hoş bir detay ya ödediğimiz fiyatın karşılığını şu an alıyoruz gibi hissediyorum. Tabi şeyi denemedim. Bir oyun konsolu bağlasak nasıl bir performans alacağız? Şimdi bunu ilk defa deneyeceğim arkadaşlar sizlerle birlikte. HDMI 1'e giriş yapıyorum. Tabii ki de PlayStation 5'imizin ekranı geliyor. Şu an 1080p 60 Hz olarak görünüyor ama gerçekten 60 Hz mi acaba göreceğiz. Şöyle oyunumuz geldi. Göstereyim arkadaşlar. Kontrol şu an tamamen bende. Ve 8 milisaniye olmasına rağmen konsol oyunu olduğu için hiç gecikmeli falan hissettirmiyor arkadaşlar gayet normal hissettiriyor. Şöyle bir savaş sekansına falan girsek nasıl olacak acaba ya? Bu oyunda adrenalini falan çok yüksek bir oyun arkadaşlar yeni oyunu çıkıyor onu oynayacağım kesin bu arada televizyon ekranında ufak tefek piksellenmeler görünüyorsa gerçek gözle görünmüyor kameradan o şekilde görünüyor olabilir haberiniz olsun şimdi tabii ki PlayStation 5 normalde 4K bir televizyonda oynayarak asıl deneyimini yaşayabileceğiniz bir oyun konsolu ama buna şöyle bir PlayStation 3 veya 4 takarsanız gayet keyifli bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz gibi görünüyor. Neyse daha da fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Beni bıraksanız ben burada bu oyunu oynarım. Böyle boş yere balta sallayıp duruyoruz. Tüm düşmanları da alt etmişim yani düşman bulamıyorum. Televizyon açıkçası birçok açıdan beni şaşırttı. Yani öyle bime su almaya giderken aldığım bir televizyona göre oldukça başarılı buldum ben ya. Ha tabii ki beklentinizi öyle yüksek tutmamanız lazım arkadaşlar. Benim burada söylediğim şeyler tamamen Fiyatına göre olan detaylar. Yoksa gidip de bundan bir 4K televizyon performansı beklemek elbette mantıksız olur. Eğer böyle çok para harcamak istemiyorsanız ve genel olarak birçok işinizi görebilecek bir televizyon arıyorsanız demek ki bu bime gelen bu tür televizyonlar alınabilir. Sadece bu televizyon için konuşmuyorum. Bunun gibi birçok televizyon geliyor çünkü. Ve hemen hemen çoğu da arkadaşlar aynı performansı veriyor. Dediğim gibi ürünün linkini de bulursam açıklamalar kısmına koyacağım. Yani sizin oradaki bimlerde bulamazsanız internette de satılıyordur aynı televizyon O zaman ben kaçıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.